külliyenin kuzeyindeki düz sahada bir zamanlar imaretin bulunduğu bilinir. Caminin kıblesinde Sultan Selim'in türbesi ve diğer türbeler vardır. Külliyenin batısı tamamen Çukurbostan'la sınırdır. Haliç ve Çarşamba tarafından etkili bir görünüşe sahip olup, taphaneli yani misafirhaneli camilerin en nadide örneklerinden birisidir. Cami, kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Peki, küfeki taşı nedir? Küfeki taşı, deniz kabuklarının, çoğunlukla da küçük istiridye kabuklarının oluşturduğu bir istiridye kalkeridir. En önemli özelliği, doğadan çıktığı anda her türlü işleme uygun olması ve kolay işlenmesidir. Bu kolaylığının yanında, havayla temastan sonra havadaki karbondioksiti bünyesine alarak sertlik, dayanıklılık ve güç kazanması bu taşı çok daha önemli kılmıştır. Yani ocaktan çıkan taş yumuşakken, işlenip mimariye eklendikten sonra sağlamlaşıyor ve her geçen yüzyılda sağlamlığı artıyor. Bu yüzdendir ki Bizanslıların Ayasofya ve Yukarı Kapı surları gibi binaları bu taştandır. Osmanlı döneminde Süleymaniye Külliyesi'nin yapımından bu yana İstanbul estetiğini oluşturan tüm yapıların içinde ve dışında daima temel taşı olmuştur küfeki taşı. Yavuz Selim Camii'nde genel kullanımda küfeki taşının yanı sıra yer yer bazı kemerler ve bazı kısımlarda kırmızı taş kullanılmıştır. Klasik üsluptaki iç avlu üç kapılıdır ve kubbeli bir revakla çevrilidir. Mermer döşeli avlunun ortasında bir şadırvan bulunur. Evliya Çelebi, vakfiyede de zikredilen bu şadırvanın 8 sütunlu ve sivri kubbeli saçağının 4. Murat tarafından yaptırıldığını söyler. Cami plan olarak daha çok Edirne Beyazıt Camii'ne benzemektedir. İki tarafında dörder odalı taphaneleri yani misafirhaneleri vardır. Tek kubbesi duvar içine gizlenmiş, dört büyük kemer üzerine oturur. Minareler, avlu yan duvarlarıyla misafirhanelerin birleştiği köşelerdedir.
caminin kubbesi ana beden duvarlarına göre biraz iri durmaktaysa da sakin, vakur ve heybetli bir görünüme sahiptir. Caminin avlu duvarları klasikleşmiş bir tertipte iki sıra pencerelidir. Yan giriş kapıları kemerli, sade bir niş içerisindedir. Orta kapı ise zengin mukarnaslı ve yukarıda dendanlı tacı ve kırmızı beyaz taşla örülmüş geçmeli kemeriyle bir hayli gösterişlidir. Avlu ve son cemaat yeri duvarında bulunan pencerelerin kemerleri dışarıda kırmızı ve beyaz taşlarla örülmüştür. İçeride ise kemer aynalarında sarı ve yeşilin hakim olduğu renkli sır tekniğinde çini panolar mevcuttur. Son cemaat duvarında caminin cümle kapısının iki tarafında ikişer alt pencere ve mukarnas yani geometrik şekilli prizmatik dokulu süslemeli mihraplar. Dipteki üçüncü pencereler misafirhanelere aittir. Mermer cümle kapısı, etrafında zengin silmeli bir çerçeve ve çok temiz işçiliği olan zengin mukarnaslarıyla gösterişli bir yapıdır. Yanlarda beş köşeli ve mukarnaslı nişler ve köşelerde Rumi desenlerle çok sanatkârane işlenmiş kum saatleri vardır. Kapı kemeri üzerinde caminin üç satırlık sülüs celisiyle yazılan Arapça kitabesi mevcuttur. Kapı kanatları, ahşap kündekari sanatının en güzel örneklerindendir. Kündekari tekniğinde yapılan kapı ve pencere kanatları ayrı bir inşa harikasıdır. Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalardan oluşur. Bu ahşap parçaları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler, tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle kapı veya pencere tamamlanır. Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskimeyle bu parçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz. Yüzyıllarca sağlamlık sağlayan bu yapım tekniğine kündekari diyoruz. Caminin haremi yani namaz kılınan ana mekanı 24 metre 35 santime, 24 metre 30 santim ölçülerinde bir kare şeklindedir. Sıvasız duvarları yüzünden loş bir tesiri vardır. Dört duvarı, yuvarlak kemerler,
ve kubbe geçişi aslan göğüsleriyle son bulur. Kubbe kasnağında duvarlardaki pencereler binaya yeterli ışık vermemektedir. Binanın üstünü örten kubbe, büyük bir mekan duygusu oluşturmakta ve binaya olağanüstü bir heybet vermektedir. Caminin kıble tarafında altta 4, yanlarında 2'şer pencere vardır. Diğer yan pencereler, misafirhanelerin eyvanlarına birer kapı ve odalarına birer iç pencere şeklinde açılır. Müezzin mahfilinin taşıyıcı kare ayakların araları altta sağır korkuluklarla çevrilidir. Üste içleri Rumi oymalarla bezeli Bursa kemerleriyle kapatılmıştır. Cümle kapısı üstünde bulunan balkona, kapının iki tarafından duvar içinden yuvarlak merdivenlerle ulaşılmaktadır. Caminin alt pencereleri, kemer aynaları içinde de avludaki çini panoların farklı renklerle tekrar edildiği görülür. Bunlardan sadece minberin sağındakinde lacivert zemin üzerine mihrap ayeti yazılmıştır. Camide bulunan hünkâr mahfili sol dip köşededir. Hünkâr mahfiline pencere içinden bir kapı ve merdivenle ulaşılmaktadır. Bu giriş penceresine ayrıca dışarıdan da girilmektedir. Bu pencerenin dışı iki kapılı küçük bir avlu haline getirilerek hünkârın özel girişi için ayrılmıştır. Mahfil mukarnas başlıklı 7 sütun üzerindedir. Tavan 16. yüzyılı hatırlatan fakat daha çok 18. yüzyıla tarihlenebilecek müstesna güzellikteki altınlı kabartma Rumi ve Hatayi bezemeler, cetveller ve buketlerle süslenmiştir. Bu bezemeler birçok emsalinde olduğu gibi yağlı boyayla kapatılmışken 1937'lerdeki restorasyonlarda merhum Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Mermer mihrap, sade silmeli bir çerçeveye mukabil, zengin ve güzel mukarnaslara sahiptir. Mihrap nişinin köşelerinde siyah mermerden kum saatleri vardır. Mukarnasların üzerinde zarif bir Bursa kemeri, yanlarda kabara ve gülçeler, daha yukarıda mihrap ayeti, ve dendanlı bir taçla son bulur. Mermer minber, klasik ölçü ve
taksimatla yapılan nadide güzel örneklerdendir. Caminin diğer işçiliklerinde olduğu gibi, burada da titiz bir çalışma göze çarpar. Bu titizlik, Fatih Sultan Mehmet, Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve kısmen Kanuni Sultan Süleyman devri inşaatlarının diğer dönemlere göre bariz bir farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Taphaneler, yani misafirhaneler. Emsallerine ana kütleye bitişik olarak daha önce ve daha sık rastlanan taphanelerin son dönem örnekleri buradadır. Sultan Selim misafirhaneleri plan olarak Edirne Beyazıt Camii'ndekine benzer. Vakfiyesinde 8 bab menazili misafirin şeklinde geçmektedir. İki yanda sekili 3'er eyvanlı ve 4'er odalıdır. Camiye göre daha alçak tutulmuştur. Dışarıdan yanlardan birer kapıları olduğu gibi, kapıların karşısına gelen eyvanlardan camiye geçilen birer kapı, pencere mevcuttur. Odaların ikişer alt ve birer üst pencereleri vardır. Üst pencereler yuvarlaktır. Her odada birer ocak bulunur. Pencere kemerleri ve yuvarlak pencereler kırmızı ve beyaz taşlarla örülmüştür. Minareler, taphanelerin yani misafirhanelerin avlu duvarına birleştiği köşelerde olup birer şerefelidir. Kapıları dışarıdandır. Minare kaidesi taphane saçağına kadar yükselir. Çokgen gövdede papuçtan sonra ve şerefe altında kırmızı taştan birer bordür ve şerefe altında ters laleler bulunur. Şerefe zengin mukarnaslı ve korkuluklar kafeslidir. Petekten itibaren 1937'lerde yenilendiği bilinmektedir. Büyük sultanların bu büyük camileri insanlığa yüzyıllardır hizmet vermeye devam ediyor. Taşa şekil veren imanlı insanların maneviyatlarının yansıdığı bu mekanlar, yüzyıllarca Müslümanlara maddi manevi hizmet vermeye devam edecektir.
Banileri Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman, Mimarı Sinan ve emeği geçenlere Allah rahmet eylesin. İşte bu ulu mabetleri yaptıran, Osmanlı'daki iman nurunu anlamak için onu kalpten yaşamak gerekir. Merhum Zeki Soyak Hoca, Hasret şiirinde Osmanlı ruhunu bakınız nasıl özetlemiş. Taktım da hasretin kanadın şöyle, uçup da maziyi göreyim dedim. Hu sesi, nal sesi, ne haşmet öyle. Manadan halkalar öreyim dedim. Malazgirt'e vardım, baktım Alparslan. Sağ elde kılıcı, sol elde kalkan. Ovaya akarken oluk oluk kan. Zafer tacı giydi, milletim dedim. Bir akın ki sorma, rüzgarla yarış. Vatan oldu Anadolu, her karış. Ellerim havada, Hakk'a yalvarış, hilali Bizans'ta göreyim dedim. Gemiler inerken karadan suya, veliler, dervişler başladı huya. Sahip olduk artık biz bu ahuya, kapanıp secdeye şükredem dedim. Cihangir Yavuz'um dalmış da çöle, kan ve terle sahra dönmüştü göle. Hilafet tacını giyip de öyle, Mısır'dan dönerken varayım dedim. Mohaç Ovası'nda Sultan Süleyman, İslam'ın ordusu savaşır Yaman. Halık'ım yardımcı ona her zaman, koşup hünkârıma er olam dedim. Zaferden dönüyor şanlı Barbaros, kıyam etmiş ona Giritle Rodos, hırçınca tekneme vururken lodos, Kıbrıs'a bir selam vereyim dedim. Dalıp gitmiş idim ben bir aleme, döndüm hale, düştüm acı eleme. Bana ümit, şifa veren kelime, Allahu Ekber'i haykıram dedim. Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia Yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz.